Engellilerin topluma katılmalarının önündeki en büyük engellerden biri fiziksel çevre ve konut sorunu. Yaşanılan konuttan tüm kamusal yaşam alanlarına ve ulaşım araçlarına kadar tüm çevresel unsurların engellilerin özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanmadığı bir gerçek. Yollar, kaldırımlar, kamu binaları, parklar ve bahçeler, okullar, içinde yaşanılan konutlar, ulaşım araçları ve bunun gibi daha birçok fiziksel çevre unsuru engellilerin topluma katılmasının önünde ciddi birer engel oluşturuyor. Böylece sahip olduğu engeli nedeniyle hareket yeteneği sınırlanmış insanların bu ve benzeri sebeplerle yaşadıkları sınırlama daha da pekişiyor. Bizim için bir de ev çok sıkıntı. Yani merdiven oluyor, ailelerimiz sıkıntı çekiyor, öyle. Bunun anlamı ise hareket yeteneği sınırlanan bireyin toplumsal yaşamda dışlanmasıdır. Oysa bütün bunlar engellilerin topluma katılmasını, toplumla bütünleşmesini kolaylaştıracak bir iş içinde tasarlanabilir ve geliştirilebilir. Direkt içeri kendimiz girmek isteriz yani ailelerimizin sorunu olmadan. Merdiven çok sorun oluyor. İkinci katlara giremiyoruz zaten. Merdiven basamak sorun olduğu için. Bir de evde arabamız sürekli dışarıda kalmak zorunda kalıyor. O bizim için büyük sıkıntı oluyor. Engellilerin büyük bir çoğunluğu yoksul kesimlerden geliyor ve yoksulluk içinde yaşıyorlar. Çünkü depremde sağlıksız konutta oturdukları için onlar engelli kalıyor. Kol gücüyle yoksullar çalıştığı için onlar iş kazalarına kurban gidiyor. Terörle mücadeleyi yoksul ailelerin çocukları veriyor ve engelli kalıyor. Yeterli eğitim alamadıkları için yanlış müdahalelere en çok onlar maruz kalıp engelli kalıyor. Ekonomileri sınırlı olduğu için yeterli sağlık hizmeti alamayıp engelli kalıyorlar. Biz isteriz ki yani kendimiz dışarı kendimiz çıkalım. Kendi işimizi kendimiz yapalım. Öyle isteriz. O da şu an mümkün değil yani. Yoksul engellilerin büyük bir çoğunluğu ise apartmanların giriş ve bodrum katlarında havasız, rutubetli, sağlıksız ortamlarda ikamet ediyor. Kiracı ev sahibi çelişkisini en derin onlar yaşıyor. Oturdukları evlerin hemen tamamı fiziki engellilerle dolu olduğu için sosyal yaşama katılamıyor, evlerinde hapis hayatı yaşıyorlar. Komşularının umursamaz ve aşağılayıcı bakışlarına en çok onlar maruz kalıyor. Engelli komşu istemeyen Türkiye'de en çok ayrımcılığı onlar hissediyor. Yani toplumun özellikle yoksul engellilere borcu olmasına rağmen ne bunun farkında ne de onların haklarına saygı gösteriyor. Engelli Ayşe Topaloğlu bu sorunları derinden yaşayan engellilerden biri. O, sosyal devletin harekete geçerek en temel ihtiyaç olan konut sorununu TOKİ aracılığıyla çözmesini bekliyor. Şu anki evim birinci kat. Ailemin yardımıyla çıkıyorum yine de 2-3 basamak var. Ben şu an bodrum katı gibi bir yerde duruyorum. Benim için çok sorun. Çünkü rutubet çok oluyor. Güneş görmüyor. Yani bu benim için çok büyük sıkıntı. Asansörlüğe geçemiyorum çünkü bütçemiz kaldırmıyor. Kimimizin bütçesi fazla olur, kimisinin bütçesi yetmiyor. Devlet Allah razı olsun maaş veriyor ama yetmiyor yani. Şu an ikinci katlara baksan 350-400 milyondan başlıyor kiralar. O da 1 artı 1, 2 artı 1 öyle. Yani bizi rahat ettirecek bir durumda değil. Ailemiz sürekli bizimle gelmek zorunda zaten. Kendi işimizi bazen yapamıyoruz. Bu deyimlere duydum ben yani. Bütçe olmayınca olmuyor. Şu an zaten ben kendi maaşımla, kendi dolaylımla geçiniyorum. Ailemde öyle gelir bir şey yok yani.